Evet arkadaşlar, iklim bilgisi konusundan atmosfere bakıyoruz. Aslında atmosfer Yunanca bir kelime olup nefes anlamına geliyor arkadaşlar. Atmosfer Yunanca bir kelime olup nefes anlamına geliyor. Atmosfer dünyayı saran gaz örtüsüdür. Klimatoloji bilimi inceler. Yani iklim, hani diyor ya arkadaşlar Kur'an'da da 7 kat yere ve göğe andolsun diye. Demek ki yerin ve göğün katmanları var. Biz bunlara da bakacağız. Her zaman bulunan oranın sabit olan, bakın sabit olan gazlar azot %78, oksijen %21, diğer gazlar ise %1. Her zaman bulunan oranın koşullara göre değişen gazlar karbondioksit ve su buharı değişebilir. Her zaman bulunmayan gazlar ozon ve tozlar arkadaşlar. Özellikle de sanayileşmeyle birlikte arkadaşlar karbondioksit ne yapıyor? Oranı artıyor. Bu da küresel ısınma dediğimiz olayı gerçekleştiriyor. Şimdi atmosferin şekline bakalım inşallahu teala. Dünyanın şekliyle aynıdır. Şöyle sorularda özellikle de üniversite sınavında da arkadaşlar gelmiş. Şöyle dünyamız olarak düşünün. Şu da arkadaşlar dünyamızı çepeçevre saran atmosfer tabakası. Şöyle geriye alalım bir. Atmosfer tabakası. Sorularda gelirse arkadaşlar, üniversite sınavında da bu geldi. Atmosfer ekvatorda kalın, kutuplarda ince arkadaşlar. Atmosfer ekvatorda kalın, kutuplarda ince. Ekvatorda kalın, kutuplarda ince olmasının sebebi arkadaşlar şu. Ekvator sıcak olduğu için hava genişliyor. Kutuplar soğuk olduğu için hava ne yapıyor? Aşağı doğru büzüşüp aşağı doğru geliyor. Dedi ki atmosferin şekli dünyanın şekliyle aynıdır. Yani ekvatorda kalın, kutuplarda incedir. Bunun nedenleri arkadaşlar. Sıcaklık. Sıcaklık ekvatorda ne yapıyor? Isınan hava yükseldiği için atmosfer daha kalındır ekvatorda. Dünyanın çizgisel dönüş hızı. Biliyorsun çizgisel hız ekvatorda daha fazla. Yani ekvatorda daha hızlı dönüyor. Hatta 1670 km hızla dönüyor. Ekvatorda dönüş hızı fazla olduğu için gazlar geniş bir alana yayılıyor. Yer çekimi. Yer çekimi nerede fazla? Kutuplarda fazla, ekvatorda az. Ekvatorda yer çekimi az olduğu için gazlar daha çok yükseliyor. Arkadaşlar gelelim şu olaya. Ay'da atmosfer olmamasının sonuçlarından yola çıkıp dünyada atmosfer olmasının sonuçlarıyla karşılaştıralım. Arkadaşlar biliyorsunuz özellikle de Ay'da atmosfer yok. Özellikle de Ay'da en önemli şey su yok arkadaşlar. Su olmadığı için ne de yok, yaşam da yok arkadaşlar. Ay'da yaşam yok. Mesela adam diyor ki Mars'ta diyor su bulundu diyor. Direkt akla ne geliyor? Demek ki Mars'ta da yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Ay'da atmosfer olmadığından ay yüzeyinde meteor yani gök taşları çarpmakta ve krater oluşturmaktadır. Yani her taraf delik deşik. Buradaysa arkadaşlar atmosfer olduğu için meteorlar, gök taşları dünyaya düşmüyor. Güneş alan yerler aydınlık, almayan yerler karanlık. Şimdi buradaysa arkadaşlar gölgede kalan yerler yine aydınlık olabiliyor. Işık kırılmasından dolayı ne yapıyor? Atmosfer her tarafa yayılabiliyor. Bulut, sis, yağmur, kar, rüzgar gibi hava olayları görülmez. Özellikle de ne olmadığı için? Su olmadığı için. Hava olayları görülür dünyada. Neden? Çünkü dünyada ne var? Su var arkadaşlar. Güneşin zararlı ışınları ay yüzeyine ulaşır. Yani arkadaşlar bizde ozon tabakasından gelen ultraviyole ışınları ne yapıyor? Atmosfer tarafından tutuluyor. Ama ayda böyle bir şey yok. Güneşin zararlı ışınları yeryüzüne ulaşamaz. Ayda gündüzler çok sıcak. Bakın arkadaşlar 130 derece. Geceler ise eksi 173 derece bakın. Demek ki fiziksel ya da mekanik çözülme buradan
fazla. Ama dünyada aşırı ısınma ve aşırı soğuma yok. Zaten dünyada da böyle 130 derece sıcaklık olsa gündüz, geceleyin de eksi 173 olsa biz direkt bu dünyada değil, öbür dünyada yaşamaya devam ederiz. Şimdi ses ve sıcaklığı arkadaşlar iletmez. Çünkü atmosfer yok. Şimdi küçük zerrecikler halinde atmosferde arkadaşlar sıcaklığı alıp örnek veriyorum. Sobadan örnek verelim. Salonda soba yanıyor diye kapıları açtığımız zaman o zerrecikler halindeki ne yapıyor? O sıcaklığı alıp diğer odalara gönderebiliyor. Demek ki sıcaklığı iletiyor. Bir de sesi iletiyor arkadaşlar. Mesela annen sana seslendi. Ya da baban seslendi, evdekiler seslendi dedi ki dersi iyi dinle dedi. Oradaki o cümleler ne yapıyor arkadaşlar? O zerrecikler halinde gelip senin kulağına geliyor. Eğer atmosfer olmasaydı aynen şu şekilde olurdu. Yani benim söylediğimi siz duymazdınız arkadaşlar. Doğuştan duymayan bir kişi konuşamaz da. Atmosfer bak ne kadar güzel bir özelliği var. Bir de şu dünyamızı çepeçevre saran şu kısma biz atmosfer dedik ya arkadaşlar. Sesler atmosfer içerisinde kaybolmuyor sesler. Sesler atmosfer içerisinde kaybolmuyor ve ben inanıyorum gün gelecek İstanbul'un fethini Fatih Sultan Mehmet'ten dinleyebiliriz. Çünkü sesler kaybolmadığı için o seslere ulaşılabilir. Düşünsene bizim Sude'nin böyle bir şey yaptığını. Sude-matik. Değil mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Yapılabilir arkadaşlar. Ya da Peygamber Efendimiz'in sesini dinleyebiliriz arkadaşlar. İleride bunu belki yapabilirler. Çünkü 50 yıl önce bir cep telefonu yapılacak denseydi. İşte bakın hiçbir bağlantısı yok. Hiçbir kablosu yok. Görüntülü konuşabiliyorsun. 50 yıl önce bunu söyleseydi çok saçma gelirdi. Demek ki bu da yapılabilir. Ses ve sıcaklık iletiliyormuş. Canlı yaşam için uygun koşullar sağlar. Niye? Burada su var, iklim var. Burada ayda ise arkadaşlar canlı yaşamı yok, su yok, iklim yok. Ne yapacak? Ayda yaşam yok arkadaşlar. Evet, atmosferin etkileri şunlardır diyor. Ne gibi etkileri var? Onlara bakalım. İçinde gazların belli oranda bulunması canlıların yaşamasını sağlar. İşte oksijen gibi arkadaşlar. Güneşin zararlı ışınlarını süzer. Ultraviyole ışınları dediğimiz stratosferde ultraviyole ışınları ne yapıyor? Ozon tabakası süzüyor zararlı ışınları. Güneş ışınlarının dağılmasını sağlar. Böylece güneş ışınları doğrudan almayan yerlerde aydınlık olur. Yani gölge yerlerde aydınlık olabiliyor. Hatta yukarıdan bu ışık kırılması meydana geliyor. Bununla birlikte gökyüzünün mavi renk almasını sağlıyor. Biz ilkokuldan beri hep denizi, okyanusu neyle çiziyoruz? Maviyle. Peki su mavi mi? Yok. Ama işte gökyüzündeki bu kırılmadan dolayı biz mavi olarak algılıyoruz. Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller. Arkadaşlar şimdi diş hekimine gittiğimiz zaman mikromotorla dişimizi oyduğu zaman böyle zzz diye ne yapıyor? Bir de su fışkırtıyor. Niye? Çünkü yanmasın diye arkadaşlar dişimiz. Aynı şekilde dünya ekvatorda 1670 kilometre hızla dönüyor. Normalde ateş kütlesi haline gelmesi lazım. Ama atmosferle birlikte döndüğü için ne yapıyor? Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engelliyor. Bir de su olduğu için arkadaşlar su var. Hava akımları ile yeryüzündeki sıcaklığın dağılımını sağlar. Yani dedi ki aşırı sıcak ya da soğuk olmasını önlüyor. Uzaydan gelen göktaşlar yani meteorlar arkadaşlar meteorları çarpmasını önlüyor. İşte mezosfer arkadaşlar. İklim olayları meydana gelmesini sağlar. İklim olayları niye meydana geliyordu? Ne var da? Su olduğu için. Sesi, ışığı ve sıcaklığı da ne yapıyor arkadaşlar? İletiyor atmosferin böyle güzel faydaları varmış. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk etapta şuradan bakalım. Bakın troposfer, stratosfer, mezosfer,
Termosferde arkadaşlar iki tane katman var. İyonosfer. Şurada ise egzosfer, en dış katman. Dünyamızı çepeçevre saran tabakalar. Evet, şimdi biz ilk etapta en alttan başlayalım arkadaşlar. Troposferden başlayalım. Troposfer. Şimdi biz hangi katmanda yaşıyoruz? Troposferde. Atmosferin en alt tabakasıdır. Kalınlığı diyor 13 kilometre. Şimdi şunu söylemiştik. Ekvatorda kalın, kutuplarda ince. Bu sorularda geliyor. Ekvatorda kalınlığı daha fazladır. Şimdi gazların %75'i buradadır. Biz burada gaza geliriz. Tüm gazlarımızı burada salıveririz arkadaşlar. Burada değil mi? Gazların %75'i troposferde. Yukarıya doğru çıkıldıkça da buradan yukarıya doğru çıkıldıkça her 100 metreden 0,5 derece 200 metrede 1 derece sıcaklık azalır arkadaşlar. Bir de normalde şöyle baktığımız zaman şurasını güneş olarak düşünelim. Burası Erciyes Dağı. Şimdi normalde arkadaşlar Erciyes Dağı'nın zirvesi daha sıcak olması lazım meydana göre. Neden? Çünkü güneşe daha yakın. Ama dünyamız şöyle yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için meydan sıcak, dağın zirvesi soğuk olmuş oluyor. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Su buharının tamamı bu katmanda. O zaman su buharının tamamı bu katmanda ise iklim olayları nerede gerçekleşiyor? Burada. Yaşam nerede? Burada. İnsanlar aç yaşar ama susuz yaşayamaz arkadaşlar. Onun için su hayattır. İklim olayları bu katmanda görülür. Neden? Su olduğu için. Yatay ve dikey yönde hava hareketleri meydana gelir diyor. Troposfer arkadaşlar bizim yaşadığımız katmandır. Su var, hava var, gaz var. Yani yaşam için en uygun yer troposfer. Troposferin bir üst katında kim oturuyor? Stratosfer. Burada aynı zamanda arkadaşlar bu katmanda ozon amca da var. Ozon tabakası. Troposferin üstünde yer alan ve 50 kilometreye kadar olan katmandır. Uçaklar burada uçuyor arkadaşlar. Sıcaklık eksi 50 derece civarında. Jet rüzgarları adı verilen yatay hava hareketleri görülür. Şurası önemli bakın. Ozon tabakasının büyük bir kısmı bu katmanda. Ozon tabakası dediğimiz olay şu. Şimdi dünyaya zararlı ışınlar yani ultraviyole ışınlar gelirken diyor ki ozon tabakası dur. Nereye gidiyorum? Dünyaya. Ne yapacağım? Bir arkadaşa bakıp çıkacağım diyor. Yok öyle diyor. İşimize gelen alıyor. İşimize gelmeyeni oğlum bak git diyor ve geri uzaya geri gönderiyoruz arkadaşlar. Ama ozon tabakasının delinmesiyle birlikte özellikle de sanayi devriminden sonra ozon tabakası delik deşik oldu. Giren çıkan belirsiz arkadaşlar. Onun için bu ultraviyole ışınları, zararlı ışınlar dünyaya geldikten sonra İşte kanser riski artmaya başladı. Çevremize bakın kanserden ölen insanlar artmaya başladı. Niye? Bu stratosferdeki ozon tabakası deliniyor. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar mezosfere. Arkadaşlar, hani diyor ya yıldızlar da kayar durmaz yerinde, solar güzelliğin kalmaz yüzünde diyor. Sensiz can verirken son nefesinde bir yudum su vermeye gelemez misin diyor. Şimdi gençler, şu bizim dünyamız, bu dünyamızı çepeçevre saran bir ne var? Tabaka. Şu atmosfer tabakası olarak düşünün. İşte buraya arkadaşlar, göktaşları dünyaya çarparken şöyle, şu atmosfere sürtünüyor ve parçalanıyor. İşte biz bu parçalanma olayına, meteorların yani göktaşı parçalanma olayına biz yıldız kayması diyoruz. Hani diyor ana, yıldız kaydı diyor. Bir dilek tutku diyor. Değil mi?
Arkadaşlar yıldız kayması diye bir şey yok. Göktaşı yani meteorlar dünyaya çarparken bizde diyor ki yıldız kayması oldu diyor. Arkadaşlar şöyle düşünün bakın şu dünya şöyle yıldızlar var ya. Bir kaysın bakayım hadi. Ne olacak? Dünyamız kayar. Onun için yıldızlar da kaymaz. Durur yerinde. Hani güzelliği solar solmaz. Bizi ilgilendirmez ama yıldız kayması diye bir şey yok. Arkadaşlar termosfer. Diğer bir isim arkadaşlar bu kısmı iyonosfer de yazalım şöyle iyonosfer. İyonosfer. Mezosferden sonra bulunan katmandır. En sıcak katmandır. Yaklaşık arkadaşlar 1000-1650 derece. Kutup ışıkları burada görülür. Bunlar, gazlar burada iyonlara ayrılıyor ve radyo dalgaları. Şurasını söyleyeyim arkadaşlar. Radyo dalgaları dediğimiz olay şu. Şimdi bu cep telefonu dinlenme olayları falan var ya. Bu iyonosfere ne yapıyor arkadaşlar? Cihaz koyduğu zaman uzaydan dinlenebiliyor. Hani biz bazen gizli gizli mesaj yazıyoruz ya SLM, işte selam, KİB, kendine bak, AEO, Allah'a emanet ol diye gizli gizli. İşte ilk önce İyon amca okuyor, sonra bize geliyor arkadaşlar. Ya da birinin cep telefonu çalındığı zaman ne yapıyor? Diğer kişi hatta taktığı zaman sinyalden direkt iyonosferden belli olur arkadaşlar. Cep telefonu dinleme olayları, tüm olaylar ne yapıyor? İyonosferde gerçekleşiyor arkadaşlar. Uzay savaşları başladı artık. Hatta uzaydan belki abartı gibi gelebilir ama fay hatlarını kırıp o bölgede, o ülkede deprem oluşturabiliyorsunuz. Artık savaşlar arkadaşlar uzay savaşları. Bu da iyonosferde gerçekleşiyor. İyonosfer önemli arkadaşlar. Evet. Bir de egzosfer var arkadaşlar. Bu en dış katman. Yani eksten aklına gelsin arkadaş. Exit diyor ya. En dış katman. Yer çekiminin en az olduğu yer. Haberleşme uyduları bu katmana yerleştirir. Bir de arkadaşlar buranın şöyle bir özelliği daha var. Burada kara bir delik var. Hala gizemi çözülemedi arkadaşlar. Kara bir delik var. Hala gizemi çözülemedi. Şimdi biz atmosferin katmanlarını gördük arkadaşlar. Şöyle aklımıza gelsin. Bakın, troposfer, stratosfer, mezosfer, iyonosfer, egzosfer. Şuradan aklımıza gelsin. Trabzon, Trabzon, spor, maçı iptal edildi arkadaşlar. Bu şekilde aklınıza gelsin. Trabzon spor maçı iptal edildi diyoruz arkadaşlar. Aşağıdan yukarı doğru bu şekilde kodlamış olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi bu atmosferin katmanları konusu sizlere ödev. Şimdi diğer bir konumuza gelelim arkadaşlar. Neymiş? Hava durumu. Evet, hava durumu ile arkadaşlar hava durumu ile iklim arasında büyük bir fark var. Bu sorularda çok geliyor arkadaşlar. Hava durumu ile iklim sorularda çok geliyor. Şimdi biz Kayseri'nin hava durumu diyoruz. İç Anadolu'nun iklimi diyoruz arkadaşlar. O zaman karşılaştırma yaptığımız zaman bu arada hava durumunun meteoroloji inceler. Hani hava durumu sunan spiker ne diyor? Meteorolojiden aldığımız verilere göre diyor değil mi? Bir taraftan uydurduğum verilere göre değil demiyor. O zaman arkadaşlar
hava durumu ile iklim arasında büyük bir fark var mı? Var. Mesela Kayseri'nin biz nesi diyoruz? Hava durumu diyoruz. Kayseri'nin iklimi değil diyoruz. O zaman hava durumu geniş, dar bir alanları kapsarken iklim geniş bir alanı kapsıyor arkadaşlar. Evet, şimdi hava durumunda değişkenlik fazladır arkadaşlar. Hava durumunda değişkenlik fazladır. Evet. Meteoroloji inceler dedik. Buradaysa ne inceler? Klimatoloji inceler arkadaşlar, dikkat edin. Kısa süreli hava olaylarıdır. Burada uzun süreli, yani 100-150 yıl geçmesi lazım arkadaşlar. Kolay kolay değişmiyor. Hatta bu iklim değişikliğinde biz ne diyoruz? Küresel ısınma diyoruz. Günlük değişen atmosfer olaylardır. Buradaysa arkadaşlar değişkenlik azdır. Burada genelde hava durumunda güneşli, rüzgarlı, yağmurlu, bulutlu diyoruz. Buradaysa arkadaşlar yağışlı, soğuk, sıcak, değil mi? Bu şekilde bilgi veriyoruz. Hava durumu ile iklim. Şöyle arkadaşlar bir etkinliğimize bakalım. Doğu Anadolu'da kışlar uzun ve soğuk geçer bakın. Demek ki mevsimlerle ilgili bir şey arkadaşlar. Bu ne olacak? Hava durumu. Değil mi? Diyor ki hava iklim ve hava durumu ilişkin noktalı yerlere yazınız. Bu nedir? Hava durumu arkadaşlar. Şöyle hava durumu yazalım. Güneydoğu Anadolu'da yaz kuraklığı, hava durumu. İstanbul'da sis olayı, deniz ulaşımı bu günlük. Pardon arkadaşlar, özür dilerim. Anadolu'da, Doğu Anadolu'da kış diyor. Bu iklim. Şöyle iyi yapalım. Şu da iklim. İstanbul'da sis olayı, bu hava durumu, sis olayı. Kış mevsimi, mevsimden bahsetmiş. Bu mevsim arkadaşlar. Yani iklim bu. Rize'de her mevsim iklim. Yarın etkili olacak. Yarın diyor. O zaman bu hava durumu. Adana'da pamuk tarımı yaygındır. İklim. Bugün Ankara'da hava güneşliyken bu hava durumu kısa süreli. Buralarda dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi iklim elemanları arkadaşlar, burada kalıyoruz. Vaktimiz sınırlı, bitmek üzere. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.